süreçte hani hep söyleniyor işte ilk şeyde yerel seçimler var. Şimdi yerel seçimlerde de bir başarı elde edilmesinin koşulu bir bu kurulan ittifak modelinin bir şekilde örtülü olarak devam edebilmesi. İkincisi de gösterilecek adayların da AKP tabanından da oy alabilmesi artık stratejik önemli. Bunun yolu da AKP tabanının sahip olduğu düşündüğü haklar, sosyal statüler, bir takım işte memurluklar vesaire gibi bir takım şeyleri, hak ve özgürlükleri ya da işte ekonomik olarak baktığımız zaman borçluluk. Yani orta ve uzun vadeli borçluluk. Yani kimisi ev almış, kimisi araba almış, kimisi iş yeri kurmuş ve bunlar bankalardan 5 yıllık, 3 yıllık, 10 yıllık kredi alınmış. Dolayısıyla bu kredilerin de bir anlamda garantisini verecek bir böyle hem söylem hem de pratik olarak da bunu hayata geçireceğiniz bir şeyi inandırıcı ifade edebilmeniz lazım. Aksi takdirde hani bu Türkiye kimlik siyasetine hapsolmuş ve siz o kimlik siyaseti üzerinden gittiğiniz ölçüde de bu şeyleri sadece biraz daha safları sıklaştırıyorsunuz. Başka bir şey yapmıyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'nin o açıdan muhalefetin bu noktada yapması gereken bir kez daha ifade edip bitireyim. Yani hem arasında kurduğu bir ittifakı biraz daha esnekleştirebilmeli. İkincisi de adaylarını da AKP tabanından da biraz daha oy alabilecek şekilde vermesi gerekiyor. Onun dışında da hani başka bir şartı, ya başarı şansı bence açıkçası görünmüyor.